Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Hamza Çebi. Benim bir önceki konuşmacı Sayın Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi ve darbe kelimelerini yan yana getirmek suretiyle, ayrıca eski genel başkanımız Sayın Altan Öymen'in CHP kimliğiyle yazdığı yazılar nedeniyle grubumuza sataşmada bulunmuştur efendim. Buyurun Sayın Hamza Çebi, 2 dakika lütfen, yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Türkiye'de basın özgürlüğü konulu raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sırada. 2005 yılında Türkiye'nin yeri 98. sıraydı. Şimdi 154'e inmiş durumda. Irak'la Gambiya arasında Türkiye kendine yer bulmuş. Afganistan'ın bile gerisinde. Öte taraftan buraya kürsüye çıkan sayın konuşmacılar Türkiye'de basın özgürlüğü var diyorlar. Ama diğer taraftan Sayın Başbakan Fas'a gittiği zaman bir televizyon kanalını arıyor. O kanalda altta akıp giden haberden rahatsız oluyor, onu kaldırın diyor. Sayın Başbakan'ın televizyonlarda, gazetelerde sansür görevlileri var. Türkiye böyle bir dönemi yaşıyor. O sansür görevlileri, Sayın Başbakan'ın tayin ettiği görevler haberleri çıkarıyor. Şuna da şaşırdım. Şuna da şaşırdım. Şimdi Sayın Başbakan bir dönem Ergenekon balyoz davalarının savcılığına soyunmuştu. 17 Aralık'tan sonra rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ucu hükümete kendisine gelince bir anda o savcılık görevini bıraktı. Balyoz ve Ergenekon nedeniyle içeride dünya kadar günahsız adam yatıyor dedi. Öyle anlıyorum ki burada laf atan bazı arkadaşlar konjonktürel demokrat Sayın Başbakan gibi. Şimdi Ergenekon ve Balyoz'un darbecilere yönelik bir dava olduğunu savunuyorsunuz. Sayın Balbay şu kadar yattım diyor. Ne için yattın? Yani sen darbecilikten orada yattın değerlendirmesini yapıyorsunuz. Sizin Sayın Tayyar, lütfen inanılmaz. Sizin derdiniz demokrasi değil, özgürlük değil, basın özgürlüğü değil, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının önünü kapamaktır. Yakışmıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.